Merhaba ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar diliyorum. İnşallah güzel bir pazar geçirirsiniz. Tabii ki de bugün Trabzonspor'umuzdan ve milli takımımızdan bahsedeceğiz. Transfer gündemine geleceğim. Gene bir sürpriz isim var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda adı çok önemli bir oyuncunun adı geçiyor. Bu oyuncuyu sizlere söyleyeceğim. Sakatlarda son durum ne? Marek Hamşik'te son durum ne? Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Bruno Perez sakatları değerlendireceğiz. Transfer dediğim Isco'ya değineceğiz. Christian Tello'ya değineceğiz. Ve çok önemli bir oyuncu dediğim gibi bu oyuncuyu sizlere söyleyeceğim. Trabzonspor takımından yetkilileri sol bek arayışları devam ediyor. Alternatifler devam ediyor. Hangi ülkeye gidip hangi oyuncu izleyecekler? Bunları değerlendireceğimiz bir video geliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. 61 bine gelmemiz gerekiyor dedim bu şampiyonluk senesinde. Hepinize çok teşekkür ederim. Müthiş bir katılım, müthiş bir destek. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Beni yolladığınız mesajlar için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi milli takımımıza başlıyorum. Daha sonra bizim takımımıza geleceğim. Milli takım da bizim takımımız ama biz Trabzonspor'u konuşuyoruz. Biliyorsunuz kanalımızın içeriği Trabzonspor aslında. Dün Stefan Kuz müthiş bir iş yaptı. Gerçekten geldiğinden beri. Evet Cebeli Tarık belki çok zayıf bir rakip olabilir ama iki tane 8 numarayla çıktı. Kadrosunu iyi bir kadroyla tercih etti. Bence dün iyi bir maç analizi yapmış. Dersini iyi çalışmış ve milli takımımız çok önemli bir avantaj elde etti. 6 tane gol attılar. Bence hani o kırmızı kart biraz kırılmağın oldu mu oldu. Hani o kırmızı kart birazcık dengeli değişti ama futbolda bunlar var. Sonuçta skora sonuca bakmamız lazım. Stefan Kuntz'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten dün çok güzel işler yaptı. Stefan Kuntz samimiyet veriyor bizlere. O samimiyeti geçiriyor bizlere ama Stefan Kuntz'a Yusuf Yazıcı için bir eleştirim var. Takımında oynamıyor dedi. Maçtan sonra soruldu. Takımında oynamıyor dedi. Ondan almadım falan yaptı ama bence Yusuf Yazıcı milli takım oyuncusu. Yani şu an milli takıma çağırdığı oyunculardan kaç tanesi kaç maç oynadı? Bence Yusuf Yazıcı çoğundan daha çok dakika aldı. Daha çok süre aldı diye düşünüyorum. Ben burada Yusuf Yazıcı'nın hakkı yendiğini düşünüyorum. Tamamen objektif bir yorumdu. Barış'ı milli takım alması gerektiğini daha önce de söylemiştim. Gayet başarılı bir performans sergiledi. Ama orada Yusuf Yazıcı oynar mıydı? Oynardı. Belki de daha farklı biterdi maç. Bence bu şekilde olurdu. Abdülkadir Ömür'ün de bir şanssızlığı var. Tam Abdülkadir Ömür'ün maçı diyeceğimiz bir maç. Bence gol ve goller attırabilirdi ama olmadı. Sonradan giren Rıdvan'a değinmek istiyorum. Sol bek, Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan. Gerçekten çok düzgün bir çocuk. Allah yolunu açık etsin. Dün girdi. Maça müthiş etki etti. Yapmış olduğu ortaların hepsi görerek. Biz onlara orta demiyoruz, pas diyoruz. Yani artık çünkü futbolda orta diye bir şey kalmadı. Önceden gözü kapalı kesiyordun kanatlarda. Şimdi bakarak görerek araya yerden pasını bırakıyor. İşte arkaya kaldırıyor, öne kaldırıyor. Nerede nereye kaldıracağını çok iyi biliyor. Rıdvan'ı tebrik ederim. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Dün 6-0'lık bir maçta Burak Yılmaz'ın etkisiz olduğunu düşünüyorum. İlk 3 golde evet asisti var falan ama Burak'ın en az 2-3 tane gol atması lazımdı. Oyuncu hoca oyundan aldı. Serdar'ı soktu, Serdar goller attı. Ama ben Burak Yılmaz'dan başka santrofor olduğunu düşünmüyorum milli takımda. Şimdi Norveç dün Letonya ile beraber kaldı. Letonya'nın kalecisi şov yapmış arkadaşlar. Hollanda Norveç maçının sonucunu bekleyeceğiz. Yani lider çıkma durumumuz bile olabilir. Yani enteresan bir fikstüre döndü iş. Bakalım inşallah milli takımımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte yüzümüzü güldürdüler. Şimdi sakatlara gelelim. Marek Hamşik Malta kadrosundan çıkartıldı. Malta'ya götürülmedi ama ağrıların olduğunun bilgisini vereyim. Dün almış olduğumuz sıcağı sıcağına bilgi. Marek Hamşik'in ağrıları hala devam ediyor. Önümüzde bir hafta var. Maç saatine kadar ben iyileşeceğini düşünüyorum. Çünkü sakatlığında yırtık olmadığı ve ciddi bir şey olmadığı söyleniyor. Ben Marek Hamşik'in iyileşeceğini düşünüyorum. Abdülkadir Ömür zaten önümüzdeki maçta milli takımın oynayacak diye biliyoruz. Stefan Kuz bu şekilde açıklama yaptı. Ömür'ü risk etmek istemediler. Bence burada doğru bir hamle yaptı Stefan Kuz. Teşekkür etmek lazım. Çünkü şampiyon oynayan bir Trabzonspor takımı var. Cebele Tarık'a zaten kimine çıkarsa yeneceğini hesaplamıştır. Ve Abdülkadir Ömür'ü korumaya aldı. Teşekkür etmemiz gerekiyor bu konuda. Hemen Bakasetas'a söyleyelim. Zor. Bakasetas milli takımında şu an hiçbir şekilde ne antrenmana çıkıyor ne bir maç kadrosunda tamamıyla tedavi görmeye devam ediyor. Bruno Perez dün itibariyle katılmadı. Bugünkü antrenmana katılır mı katılmaz bilmiyorum ama izinler diyebiliyorum. Bir iki günlük izin var. İzinden sonra katılır ise oynatıp oynatmayacağı maç saatinde belli olur ama Bruno Perez hala takımda yok. Bir diğer sakatımız kronik Koita maalesef. Koita da düne kadar çıkmamıştı. İki gün izin var. Artık izinden sonra inşallah sağlıklı gelir. O da takıma katılır. Zaten adı transferlerle anılıyor. Şimdi bu şekilde de olması bizim için kötü olacak. Neden? Adamı göndereceğiz. Adamlar idmana bile çıkmayan oyuncuyu nasıl alsınlar? Nasıl para versinler? Nasıl Koita'ya göre kadro kursunlar? Yani
diye düşünüyorum ben. Şimdi Trabzonspor takımımız sol bek arayışlarını biliyorsunuz. Bradaric 1 numara diyoruz. Pellegrini 2. Uğur Çiftçi'nin 3,5-4 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi böyle olduğu zaman Uğur Çiftçi çok istiyor Abdullah Avcı. Neden? Hem yerli hem gelecek seneleri de hesap ederek Uğur Çiftçi isteniyor. Ama Uğur Çiftçi bir kenara çekildi. Tamamıyla yabancıya yönelindi. Şimdi Yunanistan'ın sol bekini izleyecekler. Yunanistan'ın sol bekini izlemek için komite gitmiş ve Yunanistan sol bek izlenecek. Bugün haberlerde de var zaten arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'ın sol bekini izleyecekler deyince aklıma direkt Siopis'te Bakasetas geliyor. Şimdi sol bek aranlığını biliyor. Bakasetas referans olmuş olabilir mi? Çünkü biz bunları çok defalarca kez yaşadık. Ben de Trabzonspor takımında oynarken birkaç futbolcu için referanslık yapmıştım. Bir tanesini almıştı Sadı Şener Başkan. İsim vermeyeyim şimdi. Böyle oyuncular bazı oyuncular hakkında referanslık yapabiliyor ve bu referanslarla beraber kulüp yöneticileri de tamam bakalım diyebiliyor. Çünkü Bakasetas'ın futbol bilgisi çok iyi. Siopis aynı şekilde milli takım oyuncuları ve zaten Siopis'i takip ediyorlar. Bakası yani milli takıma giden oyuncularımız orada gidiyor maçını oynuyor geliyor işte sakatlık muhakkaklık sorulmuyor. Gidiliyor orada gerekirse izleniyor. Gerekirse televizyondan izleniliyor. Analizleri yapılıyor. Hemen maç önünde maç sonunda milli takım oyuncularına telefonla ararlar. Hocalar der ki nasılsın? Maçtan sonra sıkıntın çıktı mı? Nasıl geçti maç? Kendini nasıl hissettin? Yoruldun mu? Sakatlandın mı? Ağrın oldu mu? Yani bunlar konuşulur. Sürekli kontak halde olunur milli takım oyuncularıyla. Bunu da bir bilgi olarak vereyim sizlere arkadaşlar. Ve sol bekini izleyeceklermiş. Yunanistan'ın sol bekine bir bakalım nasıl olacak. Ben yolda olacağım. Siz bir bakın arkadaşlar. Ben tatilde olacağım. Size güveniyorum. Sizlerden bilgi bekliyorum bununla alakalı. Şimdi transfer gündeminde sürpriz bir isim var. Bu ismi en sona saklayacağım. En son söyleyeceğim. Cristian Tello ile alakalı görüşmeler hızlanıyor. Cristian Tello'nun sezon sonu sözleşmesi biteceği için bu işin olacağı konuşuluyor. Abdullah Avcı büyük oynuyor arkadaşlar. Abdullah Avcı Cristian Tello'yu getirip bence damgayı vurmasını bekliyor. Ve Nisan gibi de şampiyonluğu inşallah açıklamayı bekliyor. Çok iyi planlama yapıyor. Bakın Cristian Tello gerçekten bildiğimiz gibi gelir Trabzon'da cuk diye oturacağını düşünüyorum. Tak diye de oynar. Gollerini yapar, asistlerini yapar. Bize inanılmaz rahat nefes aldırır. Dün demiştim veya önceki gün arkamıza yaslanıp maç izlettirecek bir oyuncu. Edin Visca ile alakalı gelişmeleri hemen aktarayım. Arkadaşlar Trabzon'da yerel gazeteleri yapanları biliyorsunuz. Birkaç tanesiyle görüşüyorum. Böyle bir şey yok diyor. Birkaç tanesi görüşmeler başlatıldı. Görüşmeler var ama söylenmiyor. Son ana kadar bekleniyor deniliyor. Visca ile alakalı ortada bir kirlilik var. Visca ile alakalı da benim düşüncemi söylüyorum. Emre Belezoğlu yerine bir oyuncu almazlar ise ki yerine oyuncu bakılıyormuş Visca'nın. Bu da bir duyum. Eğer Visca'nın yerine oyuncu gelmezse Visca'nın gelme ihtimali yok. Visca'nın 2025 yılına kadar sözleşmesi var yani. Kaç yaşında oyuncu? Yıllardır oynuyor. Oraları bırakıp ve iyi paralar alıyor. Öyle kötü paralar değil. Trabzonspor takımının zirvesinden daha çok para aldığını biliyoruz biz. Bakalım bununla alakalı da değerlendirmelerimi yapacağım. Mercetin'le alakalı İtalya'da gazetecilerin bir açıklaması yapıldı. Trabzonspor'un ilgilendiği İtalya basında da çıktı ve Mercetin'in 3,5 milyon eurodan aşağı Trabzonspor takımının alamayacağı konuşuluyor. Mercetin için 3,5 milyon eurolar konuşuluyor. Verona sezon başına 8 milyon euro almış yanlış hatırlamıyorsam Roma'da. 8 milyon euroyu alıp 3,5 milyon euro vermesi falan bilmiyorum çok enteresan işler. Bakalım. Hani Mercet'in transferi ben olacak gibi görüyorum. Neden? Şimdi olmazsa sezon sonunda mutlaka olacak. Sözleşmesi bitiyor. En kötü protokol yapılır. Mercet'in sezon sonunda gelir diye düşünüyorum ben. Efecan'la alakalı Davidson, Efecan. Bu iki oyuncuyla Trabzonspor takımı ilgilendiğinin altını çiziyorum. Bu iki oyuncu arkadaşlar şöyle bir detay var. Trabzonspor takımı Efecan'ın sözleşmesi bittiği için sezon sonunda büyük ihtimal anlaşması çok yakın. Şimdi Kemal şey Emrak Baba pardon. Emrak Baba da geri dönecek Galatasaray'a. 10 numarada bir boşluk olacak ve 10 numarada Yunus Mallı var arkadaşlar. Atıyorum Abdülkadir parmağı istediler sezon başı. Yunus Mallı'yı da istediler sezon başı. Bu iki oyuncuya karşı Davidson ve Efecan takası olur. Üzerine de biraz para verilir mi verilmez mi artık oralarını ben bilmiyorum. Böyle bir görüşme olabilir. Alanya ile tamamıyla takaslı paraydı. Bunların pazarlığı olduğunu duyuyoruz. Bunlar var arkadaşlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra Uğur Çiftçi'yi söyledim zaten sizlere. Şimdi Carlos Vela 32 yaşında şu an Amerika'da Los Angeles'ta futbol oynuyor. Çok kariyerli bir oyuncu. Arsenal geçmişi var. West Brom, Real Sociedad gibi takımlarda oynadı. Meksika milli takımında 72 tane maçı var. Kanatlarda oynayabilen aslında 10 numara gibi de oynayabilen sağ kanatta oynayıp içeriye çekip sol ayağını muhteşem kullanan. Ben izledim. Dün akşamdan beri biraz bakayım dedim videolarına YouTube'dan.
Tabii YouTube'da izlediklerimizin çok fazla elimize veri vermez. Sonuç hep iyi hallerini görüyoruz oyuncunun. İyi bir performans sergilediği maçlarını çekip oraya en iyi anlarını koyuyorlar ama bize o oyuncunun karakterini gösterebiliyor. Sol ayağını müthiş kullanıyor. Frikik atıyor, penaltı atıyor. Sağ kanattan içeri girerek oynayan bir oyuncu. Abdülkadir Ömür nasıl içeri doğru giriyor? Direkt sağ kanattan. Direkt bir sağ kanat oyuncusu değil. Çizgiye ineyim, orta kesim yok. İçeriye giriyor, arkaya bırakıyor, araya bırakıyor, şut atıyor. Zaten sol ayağı muhteşem. Ben Makasetas'a yakın gördüm bu oyuncu. Hani bu oyuncunun adı iddia ediliyor tabii ki de. Ben biliyorsunuz iddiaları sizlere söylüyorum. Hani bu oyuncu şöyle olmuştu ama kariyerine bakıldığı zaman Real Sociedad'da 250 maçı var. 73 tane gol, 43 tane asisti var. Los Angeles'ta yeni transfer oldu Los Angeles'ta işte birkaç senedir orada. 100 tane maç, 67 gol, 30 asist. 100 maçın 100'üne de etki etmiş neredeyse arkadaşlar. Arsenal'da 64 maç, 11 gol, 10 asist oynamış. Yani her ligde 60 attırmış. Carlos Vara de kanatlarda oynayan bir oyuncu. Trabzonspor takımımızda adı geçiyor ve bu isimler gelmeye devam edecek. Ben de bu iddiaları sizlere duyurmaya devam edeceğim. Ben gazeteci değilim ama adı geçen oyuncuların kim, nedir, ne değildir sizler de merak edip Carlos Vera diye YouTube'a yazıp bakın. Nasıl olsa burası bir kanal. Zaman geçiriyoruz hep beraber. Karşılıklı maç önü maç sonu videoları konuşuyoruz. Değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sonuçta hani paylaşım yapıyoruz hep beraber. Sonuçta bir kanal olduğu için de her türlü haberi burada konuşmamızda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Değerlendirmeler yapıyoruz. Dediğim gibi bunlar bir iddia. Bu iddiaları da ben sizlere tekrardan sunmaya çalıştım elimden geldiğince diyerek videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoyu kanala yükleyeceğim Allah'ın izniyle. Bu akşam da yolculuğuma çıkacağım. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Sağlıklıca gidelim, sağlıklıca gelelim. Güzel bir tatil yapmayı umuyorum. İnşallah size farklı açılardan, farklı yerlerden de videolar çekmeye devam etmeyi planlıyorum. İnşallah takip edersiniz, devam edersiniz. Videomun sonuna kadar gelen özellikle kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarlar dilerim.